Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Çince kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13. ünitedeydik. Zaten seri halinde devam izliyorsunuzdur bunları. O yüzden direkt başlayalım. Burada bundan sonra çoğu ünitede, neredeyse bütün ünitelerde olacak bu. Bir ana kelime işlemimiz var. Bir de ondan sonra araya da böyle gramerden önce yeni kelimeleri sıkıştırıyorlar. Bu kelimeleri biz sonraki şeylerin ünitelerini zaten ana kelimesi olarak tekrar öğreneceğiz. Burada biraz aşina olup bundan sonra bu kelimelerle ilgili şu alıştırmaları yapacağız. Artık yani kitabın mantığını anladınız az çok. Ki bence çok güzel yani. Zaten Çin'deki Çince öğreten kurumların, üniversite eğitimi veren yerlerin %90'ı bu kitapları kullanıyor seri halinde. Biz de bu seri şeklinde gideceğiz. Tabi arayı hikayelerde sıkıştıracağım. Okuyalım. Ba direkt çanta demek. Sonra Yuan Chu Bi. Zaten biz Bi'yi biliyoruz değil mi? Kalemde. Daha önce de gördük. Yuan Chu Bi ise ballpen'den kastı tükenmez kalem. Hani tükenmez kalem de ucuza böyle top gibi olur ya. Yuan Chu'nun bol anlamı da var zaten. Qian Bi ise direkt kurşun kalem. Sonra Baoju gazete demek. D2 harita. Bu vardı zaten ya kelimede. Bunu daha önce kullandık. Idze, chair. Bu yeni kelime. Idze. Yani chair'den kastı sandalye. Bingqilin dondurma demek. Bing zaten buz demek. Sonra Cisuo veya Shishojian. İkisi de yani tuvalet, lavabo. Ben genellikle Shishojian'i kullanırım. Cisuo çok fazla yani Çinlilerin çok fazla kullandığını duymadım. Bir de yabancıyken siz bunu kullanıyorsanız rahat bir şekilde anlaşılmıyor ya. Ben hep 3-4 defa söylemek zorunda kalıyordum. İlk Çince öğrendiğimde Tsu Suo'yu öğrenmiştim. Şişo bilmiyordum o zaman. Hani bu C, Tsu. Yani S de var. Hani Tsu Suo. Bir de ton, 3. tonu da ikinci ekliyorsun. Tsu Suo. Ya karşıdaki Çinliler anlamakta zorlanıyordu beni. Benim tonlamada sıkıntı olduğu için. Ama şey burada yıkamak demek. Şu el demek. Cien de hani bir kapalı bir yer. Fang Cien mesela oda demek. Bir odayı şey yapıyor. Yani elini yıkadığın yer. Lava. O yüzden Shisho Cien'i söylerseniz ilk söylediğinizde direkt Çinli anlar sizi. Ama Tsu Suo'yu yani birisi söylediğinde de aklınızda olsun. Yani bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi burada yine her zamanki alıştırmalarımız önceden de yaptığımız gibi altı çizili yerlerimiz var. Buradaki kelimeleri yerleştireceğiz. Şimdi bir bakalım nasıl bir diyalog var. Şı şım mı? Ne demek? Çı bu. Şı olmak şım mı ne? Hani artık detaylı bir şekilde anlatmıyorum çünkü bu yapıları biliyoruz. Bu ne? Cevabı ne diyoruz? Cışı yağ. Yağ neydi? İlaç. Bu ilaç. Sonra cışı şım yağ. Şım burada hangi anlamı veriyor? Bu hangi ilaç? Sonra Zhongya. Zhongya neydi? Çin ilacı. Yani Zhongya, Zhongguo'dan geliyor. Sonra Shiya deseydi işte Western. Yani bizim kullandığımız hap tarzı. İlaçları anlayacaktık. Veya Zhongya da diyebilirsin. Cishi Zhongya da diyebilirsiniz. Sizden bunları yazmanızı istiyorum. Ya ben direkt böyle söyleyip geçeceğim. Şimdi yani bir şurayı değiştireceğiz. Bir de şurayı değiştireceğiz değil mi? İlke burayı, İkinciye de burası olacak. Mesela cışışın mı? Bu ne? Cışı. Bu neydi? Çay ye. Çay çaydı. Ye. Yaprak da çay yaprağı. Cışı çay ye. Bu çay yaprağı. Cışı. Şın mı çay ye? Bu hangi çay yaprağı? Hangi çayın yaprağı da diyebilirsiniz. Cışı. Veya burayı da diyebilirsiniz. Burada. Zhong Guo çay. Çin çay yaprağı. Çin çayının yaprağıymış. Sonra bu neydi? Tsı diyen. Sözlük. Sonra Han Ying Tsı diyen. Cişi mi? Bu ne? Cişi Tsı diyen. Bu sözlük. Cişi mi Tsı diyen? Bu ne sözlüğü? Cişi Han Ying Tsı diyen. Han neydi? Han Yü'den geliyor Çince. Ying Yü İngilizce. Yani Çince İngilizce sözlük. Bu sözlük. Sonra cişi mi bu ne? Cişi bu neydi? Guangpan. CD, DVD için kullanmıştık. Bu ünitede öğrendik bu kelimeyi de.
Dışışın mı Guampan? Bu ne CD'si, DVD'si? Yingyu Guampan. Bu İngilizce. Hani İngilizce öğretim, yani ders videosu gibi düşünebilirsiniz. Ders CD'si. Yingyu Guampan. Bu İngilizce DVD. Veya direkt Yingyu Guampan diyebilirsin. Dışışın mı? Bu ne? Bu neydi? Zacı. Magazin, yani dergi. Sonra Dışı. Zacı diyoruz. Dışışın mı? Zacı. Bu ne dergisi? Dışı. Zhongwen Zacı. Zhongwen neydi? Çince. Zacı. İşte dergi. Çince dergi. Ditu neydi? Harita. Dışışın mı? Dışı Ditu. Bu ne? Bu harita. Dışışın mı Ditu? Bu ne haritası? Dışı Zhongguo Ditu. Zhongguo ne? Çin. Ditu. Harita. Çin haritası. Dışı Tuarçi Ditu. Bu Türkiye haritası. Dışı Fago Ditu. Bu Fransa haritası. Dışı Meiguo Ditu. Bu Çin. Çin demişim. Amerika haritası. Gibi. Mesela Çince grupta, WhatsApp grubunda arkadaş şey demiş. Yani böyle cümleleri yaptığımız ayrı videolar olacak mı diye. Onu da orada açıklama yapmıştım. Burada mesela biz bir sürü aslında cümlelerin nasıl yapılır, nasıl soru sorarız, nasıl cevaplarız. Yani çok fazla sayıda alıştırma yapıyoruz zaten. Şöyle silelim. Buradaki yola bakalım. Ni, yo, mei, yo. Bu da artık biraz aşinayız. Yo neydi? Sahip olmak. Yo'yu biz nasıl olumsuz yapıyoruz? Mei. Yo, mei, yo. Ne demek? Sende var mı yok mu? İşte bu ne demekti? Şanzı. Şanzı, bavul. Sonra yani niyo meyo, şanzı sende bavul var mı? Bunu biz nasıl sorardık? 3 farklı soru şeklimiz var. Niyo meyo, şanzı bu birincisi. Ni yo şanzı ma, sende yine bavul var mı? Diğeri neydi? Bu biraz unutmuş olabilirsiniz bunu. Niyo şanzı virgül meyo. Bunu hatırladınız mı? Niyo şanzı virgül meyo. 3 şekilde de yes no question soruyoruz. Burada cevap fiilimizden yo, yani sahip olmak. O yüzden yo veya menyo diyeceğiz. Var veya yok. Burada bizim cevabımız yo. Bunu değiştirmiyoruz. Bak, şansı değiştireceğiz. Sonra con var. Şuraya bir çarpalım, açıklayacağım. Yo var diyoruz. Sonra ni de şansı. Ni sen, ni de senin. Ni de şansı senin bavulun veya senin kutun da diyebilirsiniz. Bavul diyelim. Con neydi? Ağır. Bak burada da bizim predicate, yani fiilimsi mi denir? Türkçe'nin gramer bir dil bilgim de iyi olmadığı için. Yani fiilimiz burada sıfat. Yani ağır. Senin bavulun ağır mı değil mi? Yine burada araya bu getirmiş. Mesela Xiangzi Zhongma diye de sorabilirdi. Senin bavulun ağır mı? Hıncong. Çok ağır. Şimdi burada biz Xiangzi yerine buraları yazacağız. Yani ilk yeri, İlk baştakine, takine. Sonra bu Jongi olan yere, sıfata da şunları yazıyoruz. Okuyalım. Hatta şöyle bir sileyim de böyle karışık gözüküyorsa. Niyo meyo. Ne var burada? Jongun şu. Jongun Çince. Şu kitap. Çince kitabı var mı sende? Yo var. Ni de Jongun şu. Senin Çince kitabın. Burada sıfatımız ne? Şin. Yeni demek. Şin bu şin. Ni de Zhongwen şu, Xin bu Xin. Senin Çince kitabın yeni mi? Ne diyeceğiz? Hın Xin. Burada sen cevap olumlu. Buna vermiş. Hın Xin. Çok yeni. Geldik diğerine. Sı diyen sözlük. Ha. İyi. Bak, sı diyen bir öncekinde de geçti. Burada da geçti. Geçti. Daha da geçecek. O yüzden karakterleri mutlaka bu videodaki hepsini öğrenmez zorunda değilsiniz. Mantığını kavrayın. Aşina olun. Diğer videoya geçin. Burada öğrenemezseniz orada öğrenirsiniz. Stres yapmanıza gerek yok. Yani Çince'den en önemli şey soğumamanız lazım. Böyle her karakteri dört dörtlük öğreneyim diye kendinizi kasmayın. Deyip devam edelim. Niyo meyo tsı diyen. Sende sözlük var mı? Yo. Var. Ni de tsı diyen. Burada da sıfatımız ne? Ha bu ha. Senin sözlüğün iyi mi? Biz ne diyeceğiz? Hın ha. Çok iyi. Buraya bakalım. Niyo menyo. Neyimiz var burada? Jongun Guangpang. Jongun ne? Çince. Guangpang CD DVD.
Ya CD video olarak yapıyoruz da Guangpan tam olarak şu an kullanımı böyle güncel bir kullanımı var mı bilmiyorum. Bu kitapların da baskısı aslında o kadar eskilerinde değil yani şu an güncel bir baskı. CD DVD için kullanıyor. Yani ders için büyük ihtimal. Yani Çince dersi veya Yingyu Guangpan da demişti. O da İngilizce dersi için. Şey yapalım. Ne yiyor mu yiyor? Jong-un Guangpan. Senin Çince DVD'in var mı? Yok. Var. Ne de Jong-un Guangpan? Bu ne? Duo. Çok demek. Duo bu duo. Senin Çince DVD'in çok mu değil mi? Yani direkt çok mu diye sorduk. Ne diyeceğiz? Hınduo. Çok fazla. Yusen neydi? Şemsiye. Niye mi yiyor? Yusen. Senin şemsiyen var mı? Yok. Var. Nida Yusen. Sıfatımız ne? Şin. Aynı kitaptakiyle yeni mi? Şin bu şin. Nida Yusen. Şin bu şin. Senin söz... Şemsiyen yeni mi? Hınşin. Evet. Çok yeni. Diyor. 12 dakika oldu. Burayı... Bir de burası da var. Oo burası da var. Bunları hepsi yaparsam 20 dakika falan olur. Bu videoyu ben burada kapatayım. Sonra hemen zaten diğer video çekeceğim. Bugün 3-5 tane video atarım. Çince özellikle. Haydi sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.